Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda modernizm ve postmodernizm nedir? Bunları açıklamıştık. Şimdi modernizmi ve postmodernizmi ele alan sanatçılara bakacağız. Şimdi geldik Latife Tekin'e. Latife Tekin, büyülü gerçekçi edebiyatın en önemli temsilcisidir. İlk kitabı Sevgili Arsız Ölüm 1983'te yayınlanmıştır. Anadolu'daki köy yaşamı ve insanlarını masalımsı bir atmosferde ve 100 yıllık yalnızlık Gabriel Garcia Marquez tadında anlattığı bu ilk romanıyla büyük ün kazanmıştır. Büyülü gerçekçilik akımına da yakıştırılan bu romanın ardından peş peşe diğer romanlar gelmiştir. Eserleri İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Hollandaca'ya çevrilmiştir. Değişik üslubu ve yaklaşımıyla kuşağındaki edebiyatçıların önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Sevgili Arsız Ölüm'de kırsal kesimden kente gelip yerleşen bir Huvat ve ailesinin yaşamını, Dirmit'in genç kızlığa girişini, büyülü gerçekçi bir hava içinde vererek bilinen köy romanı anlayışını sarsmıştır. Yazmak üzere kağıtların başına oturmuştum ama sürüklenme üstüne düşünürken böyle kulağıma yoksulların sesi geliyor. Biliyorsunuz ben yazmaya yoksulları hikayesini anlatarak başladım. Yoksullar hakkında bir şey yazmadan artık devam edemeyeceğim hissi böyle kapladı içimi ve Man ve City'de böyle zihnimi meşgul etmeye başladı bir yanıyla. İşte bir yandan yoksullar neredeler? Özellikle fabrika işçileri, sanayi bölgelerinde ne yaşanıyor? Çalışma koşulları, çalışma kültürü nasıl değişti, ne oldu? Yeni yoksullar ne durumda? Epeydir yoksullar hakkında yazmıyordum. Yüzümü biraz doğaya dönmüştüm. Sürüklenmeyle birlikte işte sanayi bölgelerine gidip gelerek, araştırarak, düşünerek, biraz okuyarak, biraz kendi kendime tartışarak iki kitabı bir arada yazdım. O yüzden de iki kitabın bir arada yayınlanmasını istedim. Evet, pek alışıldık bir şey değil ama benim içimden öyle geldi. Yani nasıl karşılanacağımı da çok kestiremiyordum ama fazla da düşünemiyordum. Çünkü neredeyse iki elimle yazdım. Yani iki kitabı aynı anda yazdım. Öyle yazdığım için de öyle basılsın istedim. Biraz içimde hani İkiye bölünür okur, kimi manvesi sever, kimi sürüklenmeyi sever, iki kitabı birbirleriyle yarıştırırlar mı, böyle duygular vardı ama yani o istek baskın geldi, yayın evi de kabul etti yani o isteğimi. Yan yana iki kasabadaki geçiyor bu iki kitap. Bahar aylarında, biri baharın ilk günlerinde, biri baharın son demlerinde. Birisi tamamen yoksullar arasında, sanayi bölgesinde, diğeri de hak arayıcıları ve işte aktivistler arasında farklı farklı insanları anlatıyor. Berge Christ'in çöp masallarında bir şehir çöplüğündeki Çiçektepe mahallesinde gecekondularda yaşayan insanların doğayla, belediyeyle başa çıkmak için girdikleri mücadeleyi anlatıyor. Gece dersleri Gülfeden adlı birisinin örgütte hamile kalmasını ele alıyor. 1980 öncesi devrimci bir örgüt içindeki ilişkileri ele almıştır. Buzdan Kılıçlar ise baş kişisi Halil Han'ın Volvo tutkusu etrafında Anadolu'dan İstanbul'a gelip zenginleşmeye çalışan kesimi anlattığı modern bir araba sevdası denilebilir. Hatırlarsanız bu da tıpkı şeye benziyor arkadaşlar. Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gönlü'ndeki bayrama çok benziyor. Burada da Halil Han'ın Volvo tutkusu önemli. Orada Mercedes tutkusu vardı. Bayram'ın Mercedes fetişi tutkusu vardı. Burada ise Buzdan Kılıçlar'da ise Halil Han'ın Volvo tutkusu ön plana çıkmıştır. Latife Tekin
Ormanda ölüm yokmuş ve sonraki romanlarında bireysel sorunlara, insan-doğa ilişkisine ve psikolojik temalara yönelmiştir. Muinar adlı eserinde politik konuları, feminizm ve çevreci duyarlılık çerçevesinde ele alarak aşkı, cinselliği, doğa-kent ilişkisini ele almış, Unutma Bahçesi'nde ise unutma-hatırlama karşıtlığı içindeki bireyin trajik yazgısını merkeze almıştır. Romanları Sevgili Arsız Ölüm, Belci Kristin Çöp Masalları, Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar, Aşk İşaretleri, Ormanda Ölüm Yokmuş. Unutma Bahçesi, Muinar, Rüyalar ve Uyanışlar Defteri, Man ve City ve Sürüklenme. Evet, böylece Latife Tekin adlı şairimizle işlemiş olduk arkadaşlar. Umarım faydası oluyordur. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.